Gamze geliyor, sözlüsüne geri dön çağrısı yapacakmış. Alkışlar Gamze Hanım'a. Geri dön, geri dön, ne olur geri dön. Uzanıp tutuver elimi, bir gün utanır diyemem. Ne olur geri dön, geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Çok güzelsiniz, öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok güzelim. Şimdi ben aynı şeyi senin için söyleyecektim. Yani sözlüğün nasıl seni bıraktı gitti ya da? Yani kıskançlıkları var, çok fazla kıskançlıkları var. Yani çok büyük problemlerimiz var. Çok aslında birbirimize aşığız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu isteğimi kabul ettiğiniz için. Yani çok güzel bir şekilde ilerliyor programınız. Çok güzel hayallere dokunuyorsunuz, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben öncelikle bunun için bütün herkes adına teşekkür ederim. Ben de bir umut geldim, kabul ettiniz beni. Seviyorum Özgür'ü. Özgür erkek İsmi Özgür. Evet. Ne kadardır berabersiniz? Biz Temmuz'da tanıştık. Bir arkadaş ortamında tanıştık. Çok güzel bir şekilde ilerledi. Heyecanlı bir şekilde başladı ilişkimiz. Sonra sorunlar olmaya başladı. Biz ailelerimizle tanıştı. Söz yaptık. Yüzük taktık. Çok güzel ilerliyordu. Hatta ben şey diyordum, hani Instagram'a falan resim koymayalım. Nazar değmesin. O yüzden sosyal medyaya hiç resim sen koymadık. O mu yasaklamıştı sosyal medya kullanmanı, yoksa sen mi yasaklamıştın? Ya yok, resim koymayalım diyorduk. Çünkü çok mutluyduk. Birbirimize gerçekten aşıktık yani. Resim falan koymuyorduk. Hani o da kıskanç. Ben de kıskancım ama o benden biraz daha kıskanç. Son zamanlarda yaklaşık 10 gündür, 3 haftadır, 2 haftadır falan kıskançlık şeyleri artık çoğaldı. Mesela neyi kıskanıyor? Yani dedi, niçin ayrıldınız? Ayrıldınız da barışmak için ne yaptınız da olmadı. Ben çok mücadele ettim barışmak için. Ya işte bu kıskançlıkları... Niye bitti mesela? Neydi kıskançlık sebebi? Giyim miydi, kuşam mıydı? Başka biriyle mi gördü? Yok, hayır. Başka biriyle görmedi. Çünkü ben zaten ona aşığım. Yani başka biriyle neden yani görse öyle bir şey mümkün hayır, değil. Hayır, yanlış anlamış olursan. Şimdi söylediğimi kötü anladın da... Bazen arkadaş ortamında ya da çalıştığın iş yerinde... Biriyle görüşürsün... Onu görür, oradan ben biraz yoğun çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Yani benim butik, Instagram'dan butik sayfam var. Onunla ilgili çok yoğun çalışıyorum. Bayağı bir yoğunum. Yani ben birazcık şeyim böyle, çok fazla arayamıyorum falan böyle. Öyle hani kişilik olarak öyleyim. Biraz daha Özgür benim üstüme aslında düşüyor. Evet. Öyleydi ama bu kıskançlık şeyleri çoğalınca artık... Ben hani bu araya soğukluk girince anladım ki ben sanırım onu daha çok seviyorum. Yani ona daha peki, barışmak için mücadele ettin mi? Ettim. Çok ne yaptın? Aradım. Açmıyor telefonlarımı. Ne dedi sana? Bitti bu işleri, kapattı mı konuyu? Söylemediğin bir şey mi var? Yok, hayır ya, kötüyüm şu an. Yani aslında mutluyum bir yandan. Biliyorum bizi bir araya getireceksiniz. 3 haftadır falan arıyorum, telefonlarımı açmıyor. Başka numaralardan da aradım. Yani hiçbir şekilde karşılık vermiyor. Yani bilmiyorum nedenini. Hayatına başka biri girmiş olabilir mi? Bu bahane olabilir mi? Bilmiyorum. Yani hiçbir problemimiz yok aslında. Ben o ya kıskançlık yaptığı için... Kıskançlık adına durup dururken terk o beni bırakmadı aslında. Birazcık ben trip yaptım. Kavga dozajımız biraz fazlaydı. Evet. Ben sinirlendim, bağırdım birazcık. Tamam. Kötü kavga edince insanlar birbirini kırar ya. Ben evet. Sanırım biraz onu çok fazla kırdım. O da zamanla uzaklaştı sanırım bıçak benden. Bıçak gibi kesildim o anda. Ya aslında bıçak gibi değil. Zaten son 3 haftadır sürekli kavga ediyorduk. Şimdi şöyle, insan kavga eder, kavga eder barışır, kavga eder barışır. Sonra öyle bir nokta olur ki böyle uyduruk bir şeyden dolayı o iş biter. Bir daha karşı taraf dönmez. Ya ben tam olarak böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. O da çünkü bana karşı duyguları çok yoğun. Ben sanırım onu çok kırdım. Yani biraz kavgamız esnasında kötü şeyler söyledim sanırım ona. O da yani... Gamzeciğim o zaman şöyle yap. Yani siz gençsiniz,
ne diyorlar, damarlarınızda delik kan akıyor. Heyecan, günün yorgunluğu içerisinde insanlar birbirlerini kırabiliyorlar. Aileler de bu duruma vakıfsa bence burada en önemli şey sen uzaklaştıktan sonra sevginin değerini daha iyi anladığını ifade ediyorsun ama karşı taraf bence şunu da duymak istiyor. Ya ben bir ilişkide işte sözdüm, özgür, hata yaptım. Bu hatalarımın da telafisini ancak seninle paylaşarak gidip ben yani aslında sorun çözme odaklı olman lazım. Hatayı fark ettiğini karşı tarafa hissettirebilmen lazım. Bence o noktada bir seslen. Aslında ben bunların hepsini önce yaptım. Mesajla attım. Ne? Söyle hepsini. Özgür Şengün, Özgür, seni çok özledim. Gerçekten çok özledim. Ben hatamın farkındayım, seni kırmış olabilirim, özür diliyorum. Yani sana olan duygularımın yoğunluğunu biliyorsun. Şu an elim ayağım titriyor, peki, çok şey kötüyüm. Bu WhatsApp'tan engelleme falan var ya, engelledin mi? Evet. Yani zaten başka numaralardan, benim numarasından engelledi. Benim iş hattım var, şirket hattım. Ondan engelledi. Arkadaşlarımdan aramaya çalıştım, ulaşmaya çalıştım. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Peki. Hüseyin, Rana, kim başlamak ister? Ben hanımefendiye bir şey soracağım da. Normalde erkekler önce söz bayanı derler de neyse, Hüseyin ben bir şey soracaktım hanımefendiye. Bu Özgür Bey aşırı kıskançtı dediniz değil mi? Evet. Bu kılık kıyafet konusundan ben bir ayrılık olduğuna pek inanmadım. Aranızda herhalde başka bir sorun daha mı var diye merak ediyorum. Yani çünkü kılık kıyafet bir bahanedir. Çünkü siz devamlı arıyorum diyorsunuz, açmıyor diyorsunuz. Genelde abla kızlar terk eder, erkekler koşar ama şimdi ya farklı bir durum var. Koşmak değil, ben de dediğim gibi ben onu çok kırdım. Ben biraz sinirlenince kendime hakim olamıyorum. Ama şu an siz ne özgür yapıyorsun, küfür mü ediyorsun? Ya, siz dediniz ki Özgür Bey'e yani, ulaşamıyorum. Hani konuşunca ne diye insan? Biraz kalbini kızgınım kırdım ya. Biraz değil, bayağı bir kalbini kırdım. Gamze Hanım, Rana. Gamze Hanım, ayrılalı 3 hafta olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu süre zarfında sizin hayatınızda biri oldu mu? Hayır, olmadı. Kızgınlığı da şeydendir. Rana niye böyle bir soru sordu? Bilmiyorum. Sanki biliyormuş gibi. Sanki ben öyle bir şey izlenim. Yani neyse, ben şu an konuşmayayım. Belki daha sonra çıkacak zaten. Özgür Bey'dir o. Benim de tahmin ettiğim şöyle bir şey var. Yani fikrimi söylüyorum. Gamze Hanım zamanında hiç ilgilenmemiş. Telefonlarına cevap vermemiş. Ya öyle değil. Biraz ben aslında geri plandaydım. Geri çekmişsiniz kendinizi. O biraz daha bana. Özgür Bey de arkasını dönüp gittikten sonra başlamışsınız aramaya. Bu performansınızı keşke ilişkinizde yapsaydınız. Şu anda bu durumda olmazsınız. Yani evet, kesinlikle ben doğru söylüyorsun ama bu işler nasip biliyorsun ki. Belki ben değerini o gidince anladım ya da o bana biraz mesafe koyunca anladım. İnşallah gelir ve buradan mutlulukla ayrılırsınız. Peki İlkay'a da söz vereceğim. Ebru. Gamze Hanım, hala aynı iş üzerinde çalışıyorsunuz değil evet, mi? Peki o kadar yoğunluktan bahsettiniz ve muhtemel işinizle alakalı bir kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Çok hani açık söylemediniz ya, ben bu işim ama yoğundu olayına. Ha şimdi değişen ne var? İnanmıyorum çünkü insan gerçekten sevdiğine vakit ayırır. Ayırmak ister, merak eder, sorar, peşine düşer. Yani her türlü yolunu, yordamını bulur. Aynen Esra, ben onu söylüyorum. Hani hala aynı işe devam ediyor. Peki şimdi değişen ne olacak? Aynı yoğunluk yine var. Yani şöyle yine söyleyeyim. Duygular çok özür dilerim. Yemek yemeye vakit buluyorsun. Evet. Tüm ihtiyaçlarını karşılamaya vakit buluyorsun da arayamıyor musun yani? Konuşturacaksınız beni. Ya biraz daha ben o problem değil. Ben biraz daha o benden fazlaydı. Yani duygusu mu fazla ya da araması, görüşmek istemesi, bunların hepsi benden fazlaydı. Bu da aslında kadınların hoşuna giden bir şeydir. Ben yani zaten mutlu olduğumuzu düşünüyordum ama son zamanlardaki kavgalarımız büyüyünce ben artık biraz agresifleştim, sinirlendim, kavgalarımız çoğaldı. Ondan sonra böyle bir durum oldu. Peki, Temmuz ayında tanışmışlar Özgür'le, sözlüklerini taktık ama ayrıldık. Ondan bir şans istiyorum diyor Gamze, şu anki konuğum. Başka yorum yapmak ister. İlkay söyle babam. Çok abla yakışıklı şimdi olmuşsun. Teşekkür ediyorum abla, siz de öylesiniz. Sağ olun. Abla şimdi ikili ilişkilerde böyle bir tahterevalli olarak düşünelim. Tamam evet mı? Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Şimdi biri yaklaşırsa ne olur? Öbür taraf aşağıya doğru gider, kaçar. Yani önemli olan ikisinin aynı anda aynı adımları atması. Yani ben ama böyle o zaman tahterevalli olmuyor ki. Hayır. Hep havada kalıyorsun hayır, hayır yani. Hayır abla şöyle hani. Söyle anne. Biri bir adım atarsa öbürü de atması lazım ki dengede olsun. Hani biri atar böyle koşarak gelirse olmaz. Denge bozulur, aşağı denge düşer diye düşünüyorum. Saygılar. Ya ben sana karşı duygusunun
benim kadar, benim ona yoğun olduğu kadar yoğun olduğunu düşünüyorum. Varsa başka bir problemimiz, ben olmadığını düşünüyorum. Sadece kalbini kırdım. Yani gelsin, yüzleşelim, konuşalım. Yani ben onu seviyorum, ben ona aşığım. Peki şunu söyleyeceğim Gamze, itiraf yapmanı isteyeceğim. Ben bu ilişkide işte bencilce hareket ettim. Her şeyi hep senden bekledim ama hep kendimi bu anlamda ne bileyim ağırdan sattım, uzak durdum. Ama bunun böyle olmadığını anladım diyebilir misin? Yani bu itiraf yapabilir misin? Özgür'ü karşında varsay. Kameraya da bak. Zaten problemimiz bu. Yani ben zaten bu problemle geldim buraya. Kesinlikle Özgür, ben hatalarımın farkındayım. Ben biraz geride durdum. Biraz daha o beni çok sevdi ya da aşkı daha yoğundu. Ama ben şimdi çok daha iyi anlıyorum yani ona olan duygularımı. Seni kaybetmiş olmanın ne demek olduğunu evet, anlıyorsun. Evet, kesinlikle seni kaybetmiş olmanın acısı ki çok üzüldüm, ağladım zaten. Kötü zamanlar geçirdim ailesiyle evde. Ailesiyle ilişkilerin nasıldı? Onlara hiç kontak kurabilmeye çalıştın annesiyle mıydı? Annesiyle aramız iyi, konuşuyoruz. Konuştuk da aslında ama o bu olaya girmek istemedi. Ya başka bir problem var mı açıkçası? Bunu da bilmiyorum. Bir kadın hisseder gerçi böyle bir şey olduğunu. Ben acaba başka biri mi vardı diye düşündüm. Ama böyle bir şey hissetmiyorum. Yani hiç hissetmedim. Çünkü kadınlar hisseder. Yani sadece kırıldığını düşünüyorum ve yıprandığını düşünüyorum. Başka bir problem yok. Buradan Özgür'e dön çağrısı yapıyor. Cevabı da alacağız. Ekip arkadaşlarımla Özgür'le bağlantıya geçecekler. Sizi uğurluyorum. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Neyse, burada. Değerini bilemedim senin.